Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın ülkelerimiz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Türk Konseyi Başsavcılar Şurası ilk toplantısını Bakü'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şuraya video mesaj gönderdi. Erdoğan, terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi tehditlerin arttığı bir dönemde Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın oluşturulmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Bundan 12 yıl önce kurduğumuz Türk Konseyi, birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biridir. 12 senelik süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı da giderek yükseliyor. Türk Konseyi yeni katılımlarla gücünü artırırken bölgesel bir işbirliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuşuyor. Konseyimizle işbirliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısı da günden güne çoğalıyor. Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken, diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'nde dayanışmasını güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türk Konseyi'nin yeni katılımlarla gücünü artırdığını belirtti. Konseyin bölgesel bir işbirliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Nitekim bu amaçla kısa süre önce ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık. Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün de Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum. Girişimci İş Adamları Vakfımız ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli girişimciler, saygıdeğer misafirler, hepinize en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında girişimcilik milletimizin özünde var olan bir özelliktir dedi ve ekledi. Bu yıl fikirden girişime teması ile yapılan zirveye görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri, ürünleriyle katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Girişimcilik, milletimizin özünde var olan bir özelliktir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda, milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde, bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getiriyor.
Erdoğan, geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz diye konuştu. Yeşil kalkınma devrimiyle ilk müjdesini verdiğimiz yeni vizyonumuzun şekillenmesinde kamudan özel sektöre, herkese çok önemli görevler düşüyor. Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye gençlerinden aldığı güçle, geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır. Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire, milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir. Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir. Bir kez daha zirvenin başarılı geçmesini diliyorum. Girişimci İş Adamları Vakfımız ile Türkiye Gençlik Vakfımız başta olmak üzere bu hayırlı programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Coğrafi şartlarımızı göz önüne almadan, bölge ile olan diplomatik ve insani ilişkilerimizi görmezden gelerek yapılan üstün körü yorumların hiçbir sorunu çözmediği gibi toplumda hem gereksiz bir endişeye yol açabilmekte hem de toplumsal huzurumuz üzerinde nifak tohumları ekmek gibi bir sonucu da maalesef olabilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, Ekim ayında kırsal alanda ikisi büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere 12.161, şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve işbirlikçilerine yönelik 1390 operasyon yapıldı dedi. Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir diye konuştu. 2021 yılı Ekim ayında kırsal alanda ikisi büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere 12.161, şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve işbirlikçilerine yönelik 1390 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71'i PKK-KCK, 27'si DAEŞ mensubudur. Bunların birinin mavi kategoride, birinin turuncu kategoride, üçünün de gri kategoride olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2621 şüpheli gözaltına alınmış, 492'si tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Ekim ayında 80 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 105 silah, 24 adet mayın EYP, 153 adet el bombası, 383 kilogram patlayıcı madde, 9580 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra yapılan bu çalışmalar neticesinde 2021 yılı Ekim ayında toplam 15 terör eylemi de engellenmiştir. Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ekim ayında gerçekleştirilen 20.083 operasyonda 26.239 kişinin gözaltına alındığını, 1.680 kişinin tutuklandığını bildirdi. Çabalarımız sayesinde 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı %66 azalışla 314'e düşmüştü. 2020 yılı ilk 9 ayında 118 olan bu rakam 2021 yılı aynı döneminde %12 azalışla 104 olmuştur. Bu da önemli bir gelişmedir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik olarak Ekim ayında gerçekleştirilen 2093 operasyonda 3053 kişi gözaltına alınmıştır ve bunlardan 24'ü adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre %38 artış ile
656.090 paket kaçak sigara, %66 artış ile 550.913 litre kaçak akaryakıt, %25 artış ile 106.992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Çataklı düzensiz göçle mücadelede Ekim ayında 2670'i denizlerde olmak üzere toplam 16.516 düzensiz göçmenin ve 790 organizatörün yakalandığını söyledi. Trafik kazalarına ilişkin verileri de aktardı. Karayollarımızda 2021 yılı Ekim ayında meydana gelen 228 ölümlü trafik kazasında 268 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. 17.971 yaralanmalı trafik kazasında da 26.537 kişi yaralanmış. Maalesef 44 yaya olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Bildiğiniz gibi Turkovak'la ilgili faz 3 çalışması, ayrıca 2 doz Sinovac sonrası 3. doz dediğimiz rapel çalışması yapılıyor. Bunun için 3000 gönüllüye ihtiyacımız var demiştim. Şu an 1000 kişiyi bugün itibariyle geçmiş oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atama bekleyen sağlık personeli Turkovak ve aşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Turkovak'taki son durumla ilgili bilgi verdi. İhtiyaç olan 3000 gönüllünün 1000'i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum çağrısında bulundu. 3000 gönüllüye ihtiyacımız var demiştim. Şu an 1000 kişiyi bugün itibariyle geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum. 41 merkezde bu çalışma yapılıyor. Kendi aşımız, kendi gücümüz. Herkesi bu anlamda gönüllü olmaya tekrar davet ediyorum. Acil kullanım onayı seri üretim için gerekiyor. Acil kullanım onayı için de dediğim 3000 gönüllüye çalışmanın bitmesi gerekiyor. Bakan Koca okullarda PCR taraması sonuçları ile ilgili de tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz dedi. Rastgele çalışmanın sonuçları çıktı. Biz bunu biliyorsunuz belli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte. Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1'den 5.9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Bakan Koca 12 yaş altına aşı olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca şu anda gündemimizde yok dedi. SMA hastalarıyla ilgili çalışmadan bahsetti. 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. Evet. 12 yaş ve 17 yaş arası olan çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı diye de düşünmüyoruz. SMA hastalarıyla ilgili devletimiz biliyorsunuz bütün imkanlarını seferber ediyor. Ve biz özellikle bundan sonraki süreçte bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Yani tanısının erken dönemde konmasını önemsiyoruz. Çünkü ne kadar erken belirti olmadan tanı konursa tedavide başarınız o oranda arttığını biliyoruz. 2. SMA hastalarının önlenmesi için de evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz. Bütün Türkiye'de bu taramayı çok yakın zamanda başlıyor olacağız. Bununla ilgili de kit ihalesi başladı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Devamında bütün Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak. Atama bekleyen binlerce sağlıkçıyla ilgili de konuştu Bakan Koca, sayı netleşmedi dedi. Bu ay içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili açıklama yapılır, sabredelim uzamayacak diye konuştu. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili bir açıklama da yapılmış olur.
Biraz daha sabredelim. Çok uzamayacak. Biz asistanlarımızın iş yükünün farkındayız. Ve önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere asistanlık sınavı yani uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi yani asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sınav dahil, eğitim dahil, çalışma şartları dahil olmak üzere. Birinci önceliğimiz yüz yüze eğitime devam etmektir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka sayılarında yaşanan artış sonrası alınan önlemler ve uzaktan eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, uzaktan eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz dedi. Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirdi. Eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz dedi. Yüz yüze eğitime devam etmek için 2 aydan beri çırpınıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu'yla birlikte tüm süreçleri koordine ederek 6 Eylül'de tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde eğitim öğretime 5 gün ve yüz yüze olarak başladık. Covid süreci bize şunu gösterdi. Eğitim ortamları okullar sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamları aynı öğrenmenin yanında aynı zamanda psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Ve yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için çok daha önemliyse en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Biz bir taraftan 2 aydan beri başarılı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ederken diğer taraftan geçen 1,5 yılın oluşturmuş olduğu mağduriyetleri, öğrenme kayıplarını gidermek için de çok ciddi adımlar attık. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. Eğitim bütçemiz 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin %15,7'sini oluşturmaktadır dedi. Ben velilerden özellikle istirhamım, okulların kapanması ile ilgili hiçbir durum söz konusu değildir şu an itibariyle ve mümkün olduğu kadar velilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaları dikkate almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'de kadın olmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz. Bugün bir kadının istediği saatte, istediği yerde bulunması zor. Bugün bir kadının istediği işi yapması zor. Bugün bir kadının istemediği kişiyle evlenmemesi, olmaması zor. İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu, gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı. Önemli açıklamalarda da bulundu. Akşener sözlerine kadın cinayetlerine değinerek başladı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuştu. Daha geçtiğimiz hafta Şebnem kızımızı cinayete kurban verdik. 23 yaşında, hayatının baharında, gencecik bir çiçeğimiz daha öldü. Kadın ayrılmak istediğinde saldırıya uğruyor. Kadın hayır dediğinde cinayete kurban gidiyor. Çünkü bugün Türkiye'de kadın hayır dediğinde onun iradesini koruyacak bir hukuk yok. İşte biz bu yüzden bıkmadan, usanmadan İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Hayat kurtaracağını bildiğimiz için yaşatır diyoruz. Akşener çok konuşulan Siirt ve Batman ziyaretinden de söz etti. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum dedi. Yalnız bu sefer değişik bir şey oldu. Yani alışkındık bunlara da bu sefer değişik bir şey oldu. Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonunun dışında bu defa da bir HDP çalışanı ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip burası Kürdistan dedi. Birden İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Neymiş, nasıl olur da burası Kürdistan dermiş.
Niye şaşırıyorsunuz muhteremler? Söylesenize neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim cevap. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. Akşener İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da tepki gösterdi. Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de. Sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk. Bu vesileyle bu arkadaşları terör örgütünün değirmenine su taşımaktan acilen vazgeçmeye ve PKK'nın değil milletimizin gündemini konuşmaya davet ediyorum. Akşener konuşmasının sonunda enflasyona da değindi. Enflasyon fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapıyor dedi. Yüksek enflasyon en başta kaynak dağılımını olumsuz etkileyerek verimlilik kaybına yol açar. Fiyatların devamlı arttığı bir ekonomide kaynaklarını en doğru şekilde nerede kullanacağını kestiremezsin. Nitekim bugün ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan düşük verimliliğin en önemli sebeplerinden biri de işte o nedenle yüksek enflasyondur. Yüksek enflasyon beraberinde belirsizlik getirir. İş dünyası fiyatların devamlı arttığı bir ortamda uzun dönemli yatırım kararlarını erteler. Ertelenen yatırımlar da uzun dönemli büyümeyi olumsuz etkiler. Türkiye gibi tasarruf açığı olan ekonomilerde her zaman bir dış kaynak ihtiyacı olur. Şimdi kendini yabancı bir yatırımcı yerine koy Sayın Erdoğan. Enflasyonun belirsizlik getirdiği bir ekonomiye paranı getirmek için yüksek bir faiz mi yoksa düşük bir faiz mi istersin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teklifiyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında oy birliğinde kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümünde hak sahipleri Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde kura çekimi töreniyle belirlenmeye başlandı. Noter eşliğinde yapılan kura çekimiyle 4000 başvuru arasından 750'si minibüs, 250'si de taksi dolmuş olmak üzere toplam 1000 araç taksiye dönüşecek. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, İstanbullunun yoğun bir biçimde hissettiği taksi sorununa dikkat çekti. Çözümü engelleyen akılla mücadele edeceğini söyledi, asla vazgeçmeyeceğim dedi. Özellikle nüfusun artışıyla beraber ve özel araçlarının sayısının artması, hele hele pandemiyle beraber İstanbul'da özel araç kullanımının yoğunlaşması, buna dayalı olarak bugün neredeyse etkin bir biçimde 20 milyon insanı her gün hizmetimizle buluşturduğumuz böylesi bir megapolde, metropolde elbette ki altyapı sorunları ya da toplu taşıma ile ilgili raylı sistem süreçlerinin etkin bir şekilde yeteri derecede var olmamasından kaynaklı yoğun bir trafik sorunu yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Yani İstanbul'da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır. Ve bu taksi sorunun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Konuşmaların ardından taksi plakası hak sahipleri noter huzurunda gerçekleşen kura yöntemiyle belirlenmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan sırasıyla A01 Bakırköy Topkapı hattındaki 18 plaka hak sahibini çektikleri kurayla belirledi. 34M1579. 5. Sayın Vekilimizin ikinci çekilişi. 34M2263.
Darülaceze Başkanlığı tarafından Darülaceze Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik Darül İlfan toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya medya mensupları ve gönüllüler katıldı. Huslat Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yetkin Karakaş'ın sponsor olduğu kahvaltının ardından Darülaceze'yi ve projelerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinliğin son bölümünde gönüllüler gazeteci Fulya Öztürk, iş insanı Derya Temiz, iş insanı Asuman Karaşabanoğlu, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Rütük Başkanı Ebubekir Şahin birer konuşma yaptılar. Füsun abla şöyle demişti yıllar önce, niye buradasın Füsun abla diye sorduğunda, ev ev üstüne oluyor da insan insan üstüne olmuyormuş Fulya dedi. Ben aileme fazla geldim ama buradaki insanlar beni baş tacı etti dedi. Ben buradaki büyüklerimize onları baş tacı ettiğiniz için, ilginiz ve merhametiniz için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buraya destek ve bağışlar unutulmasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese kapısını açan Darülaceze hepimize bu duyguları yoğun bir şekilde yaşatıyor. Her yerde daha çok duyurmak istiyoruz, daha çok insan ağırlamak istiyoruz, daha çok köprü olmak istiyoruz. Bu yolculukta burada olan herkes gibi ben de her seferinde kapıdan girdiğim her an bana bu duyguyu yaşatan ve bu insan olma duygusu her şeyden önemlisi, ne kadar şanslı olduğumu hatırlatan bu kurumda benden daha az şanslı olanlara köprü olmaya devam edeceğim. Bütün gönüllüler çok kıymetli kariyerlerini bu kapının içinde bütün ünvanlarını dışarıda bırakarak bağışlamışlardır, amade etmişlerdir. Darülaceze gönüllülüğünün en büyük mihenk taşı yapılan değerli hizmetlere tanıklık etmektir. Bu kompleks içinde, bu külliye içinde diyelim, cami, havra ve kiliseyi beraber yapan ki farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatan bir anlayışın o zamanki yansıması, bugün de aynı şekilde genlerimizde bunu taşıdığımızı ve devam ettirdiğimizi gösteren çok güzel bir şey. Zaten buraya girer girmez bir süre sonra hepinizi herhalde bir aile havası sarmış gibime geliyor. Çünkü ben öyle hissediyorum. Buradaki insanlara bakın, konuşun. Diyorlar ki eğer burası olmasaydı biz 3 günde ölürdük. Burada kalan insanlar daha geç depresyona giriyor, daha uzun ömürlü yaşıyor. Niye? Bakım iyi. Günde 3 ana öğün, 2 ara öğün yemek, 11 tane doktor var. Burada geçmişte öyle şeyler olmuş ki hastalar sırtta taşınmış, cenazeler at arabasıyla taşınmış. Bugün Türkiye'de değil, dünyada bu alanda örneğiz. Yani Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri örgütler burayı örnek gösteriyor. Hamza abinin yaptığı en güzel işlerden bir tanesi yılmadan, bıkmadan burada yapılanları anlatmak. Ha önce şunu yaptı tabii, onu da söyleyeyim. Önce gösterecek hale getirdi burayı. Çok büyük bir emek verdi. Sonra da bunu anlatmaya başladı. O bakımdan sizlerden de istirhamım. Zaten yapıyormuşsunuz. Medya mensuplarımızdan ve yapımcılarımızdan istirhamım. Yönetmenlerimizden istirhamım. Bundan sonra ben zaten her yönetmen arkadaşımla, yapımcı arkadaşımla ve medya mensubu arkadaşımla bir araya gelince siz bunu göreceksiniz. Herkese burayı anlatacağım. Daha başka türlü anlatacağım. Eksikleri, yani buranın eksikleri değil. Burada bir eksik görmek mümkün değil. Yani eğer böyle bir şey söylersek Allah bize sorar. Ama tanıtımındaki eksikliklerin neler olduğunu anlatacağım. Herkesten burayla ilgili olarak mutlaka ve mutlaka gönüllü, ki ben kendimi öyle hissediyorum, doğuştan gönüllüyüm. Doğuştan Darülaceze gönüllüsüyüm. Bu gönüllülerin yaptıklarını, burada çalışan personelin yaptıklarını ne kadar anlatsak azdır. Onlara teşekkür ediyorum. Etkinlik günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını önceleyen çalışmalardan taviz vermiyor. Toplu ulaşım araçlarıyla raylı sistem istasyonları başta olmak üzere kamusal ve ortak kullanım alanlarda hijyen çalışmaları aralıksız sürdürülürken vatandaşların yoğun olarak kullandığı Büyükşehir Belediyesi Ankara Toptancı halinde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
2 tanker sulama, 2 süpürme, 3 ilaçlama ve 3 tazyikli su aracı olmak üzere toplam 10 araçla Ankara Toptancı halinde detaylı temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapan temizlik ekipleri, insan sağlığına zarar vermeyen koku giderici ilaçlarla çöp lekelerini gideren ilaçlar kullanıyor. Ankara Toptancı Hali Şube Müdürü Fatih Aydemir çalışmalarla ilgili konuştu. Başkan Mansur Yavaş'a ve ekiplerine teşekkür ederim dedi. Bu işlemler yapılırken insan sağlığına ve çevre sağlığına aykırı hiçbir malzeme kullanılmamakta. Toptancı Hali esnafı da pandemi döneminin başladığı ilk günlerden bugüne kadar hijyen çalışmalarından taviz vermediği için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi bu pandemi çıktığından beri bütün buradaki esnaflarımızın dükkanları hepsi dezenfekte yapıldı. Tek tek temizlendi ve bir sefer değil defalarca kere. Kendileri her zaman yanımızdalar. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılı kapsamında Ergun Çağatay'ın fotoğraflarıyla hazırlanan serginin açılışına katıldı. İmamoğlu, 116 parça fotoğraftan oluşan serginin açılışını İstanbul Almanya Başkonsolosluğu ile birlikte yaptı. İmamoğlu açılışta konuşma yaptı, dünyanın büyük bir göç sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ortaya çıkan göçü anlatan bir kitabımız sadece Türkiye'den Almanya'ya göç eden insanların yaşadıklarını anlatmıyor. Bundan sonra dünyanın önünde duran göç meselesi için de muazzam deneyim örnekleri sunuyor. Bu gördüğümüz fotoğraflar sadece o günleri resmetmiyor. Aynı zamanda bugünü anlamamıza da yardımcı oluyor. Onun için fotoğrafları sadece o günü görmek için değil, bugünü anlamak için de gezmenizi ve izlemenizi istiyorum. İstanbul Almanya Başkonsolosu Jonas Regenbrich'te etkinlikte bir konuşma yaptı. Kaya, lieber Herr Marik, değerli misafirler, sevgili arkadaşlar. Es ist mir eine große Ehre, heute mit die tolle Fotoausstellung von Ergun Çağatay. Ekrem İmamoğlu konuşmaların ardından Ruh Müzesi Proje Müdürü Meltem Küçük Yılmaz ve Göte Enstitüsü Müdürü Mani Porgnagi Azar'la birlikte sergideki eserleri inceleyerek içeriklerle ilgili bilgi aldı. Öte yandan 2 ay boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak sergide Almanya'ya göç etmiş Türklerin iş ve gündelik yaşamlarına dair kareler ziyaretçilerle paylaşılıyor. Manisa Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve ekibi Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine atanan Murat Öner'e hayırlı olsun dileğini iletti. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı'na atanan Murat Öner Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na Manisa Kent Konseyi olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İnşallah önümüzde çok zor bir süreç var. 2023 yaklaşıyor. İl başkanımızın ve değerli yönetiminin bu süreçte elinden gelenin fazlasını yapıp hem ülkemizde hem Manisa siyasetinde isimlerinden söz ettireceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle tekrardan hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum herkese. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öncelikle Manisa'mızın değerli şahsiyetleri, ondan sonra kent konseyimizin değerli insanları bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği gibi her alana, her yere dokunacağız. Bunları da hep beraber yapacağız inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Ziyarette Ahmet Karadağ Kent Konseyi adına yeni il başkanı Murat Öner'e çiçek takdim etti. Saadet Partisi Uşak Kadın Kolları basın açıklaması düzenledi. İl Kadın Kolları ve Uşak İl Yönetimi'nin de katıldığı basın açıklamasında Saadet Partisi Uşak Kadın Kolları Eğitim Başkanı Kübra Özkan basın metnini okudu. Ülkenin farklı illerinde yaşanan orman yangınlarına değindi. Biz bu yarayı birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz dedi.
Ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında ciddi boyutta orman yangınları yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Yıllardır bir grup şirketin çıkarları için beton uğruna büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu dünya Allah'ın bize bir emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize emanete sahip çıkma sorumluluğunu yüklemiştir. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz diyen Peygamberimizin izinde hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Betona kurban edilen doğayı hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyor, yeşil Türkiye için çalışıyoruz. Kadınların toplumun her alanında çalışan, düşünen, öğreten, iyileştiren, güzelleştiren olduğunu biliyor, her kadının huzur içerisinde yaşadığı günleri umut ediyor, güvenli Türkiye için çalışıyoruz. Her işçinin hakkını tam ve zamanında aldığı bir ülke umut ediyor, kazanan Türkiye için çalışıyoruz. Gençlerimizin yarın ne olacak endişesini taşımadığı, geleceğe güvenle baktığı günleri umut ediyor, büyüyen Türkiye için çalışıyoruz. Çiftçimizin sevgi ve emek ile ekip biçtiği, hakkını aldığı bir ülke umut ediyor, üreten Türkiye için çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit şartlarda ulaştığı dünya ile rekabet eden güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Engellilerimize onurlu yaşam şartlarının sağlandığı kerim Türkiye için çalışıyoruz. Yaşlılarımızın korunup kollandığı, muhtaç olmadan yaşadığı şefkatli Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizde kaybolan adaleti birlikte yeniden tesis edeceğimizi umut ediyor, adil Türkiye için çalışıyoruz. Herkesin doyduğu, yüzlerin güldüğü bir ülke umut ediyor, mutlu Türkiye için çalışıyoruz. Özkan, umut elimizde yeşerecek sloganıyla başlayan ağaçlandırma projesini de anlattı. Bütün vatandaşlarımızı Necmettin Erbakan Umut Ormanı'na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz dedi. Kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu ülkemiz genelinde başlattığımız fidan bağışı kampanyasıyla kuracağımız Necmettin Erbakan Umut Ormanı'nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki dikeceğimiz her bir fidan elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için umut elimizde yeşerecek diyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızı Necmettin Erbakan Umut Ormanı'na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Akıllı Şehir uygulamalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ege'nin en büyük kitap fuarının yanında yüzlerce kültür yayınıyla kitaba büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kente yaşayanların on binlerce kitaba elektronik ortamda ulaşabileceği dijital kütüphaneyi yayın aldı. İstediğiniz her an ulaşabileceğiniz dijital kütüphanemizi cebinize sığdırdık. Özellikle pandemi döneminde vatandaşların kitaba ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen projeyle sadece Denizli sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar Denizli Dijital Kütüphane adlı mobil uygulamayla 7 gün 24 saat dijital kütüphaneye ulaşabilecek. Denizli Dijital Kütüphane mobil uygulamasının cep telefonu, tablet gibi akıllı cihazlara yüklenmesinin ardından ad, soyad ve TC kimlik numarasıyla sisteme kolaylıkla girilebiliyor. Kütüphane kitaplığın ve videolar seçeneklerinin yer aldığı mobil uygulamada kişiye özel kitaplık da oluşturulabiliyor. Seçtiğiniz kitaplarla kendinize bir dijital kitaplık oluşturabilirsiniz. 350 yayın evinin 25 bin e-kitabından oluşan dijital kütüphanenin yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 180 dolayında kültür yayını da elektronik ortamda sunuluyor. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'den Merkez Efendi'ye, Mazhar Müfit Kansu'dan Özay Gönlüm'e kadar Denizli'nin yetiştirdiği değerlerin kaleme alındığı kültür yayınlarında kentin geçmişine ışık tutacak eserler de yer alıyor. Dijital kütüphanede Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğretmenlerinin anlatımıyla eğitim videoları da bulunuyor.
İlk etapta 8. sınıflara özel Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, İngilizce ve rehberlik derslerinin konu anlatımıyla örnek soru çözümlerinin yer aldığı eğitim videolarına kısa süre sonra TYT ve AYT dersleri de yüklenecek. Öğrencilerimizin derslerini pekiştirmeleri ve anlamadıkları konulara yardımcı olmak için sosyal etkinlik merkezleri öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan binlerce saatlik konu anlatım videolarına da dijital kütüphanemizden kolayca ulaşabilirsiniz. Engelli vatandaşlarımız için hazırladığımız sesli kitaplar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'na da ulaşabileceğiniz dijital kütüphanemize 7 gün 24 saat cep telefonunuzdan, tablet ya da bilgisayarınızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı. Kitap şehri Denizli'mizde vatandaşlarımızı kitapla buluşturmaya, okuma alışkanlıklarını artırmaya devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli Turizm Şurası ve Kocaeli Spor Şurası'nın ardından Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştay'ı toplandı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Çevre Şurası'nda Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı ele alındı. Programa gazeteci ve doğa aktivisti Güven İstemoğlu da katıldı. Toplantıda teknik bilgilendirme sunumunu Profesör Doktor Taner Yonar gerçekleştirdi. Bilinçsiz tüketim, çevresel tahripler, israf, hızlı ve plansız nüfus artışı gibi nedenler dünyamızın bu eşsiz dengesini bozuyor. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın şuranın açılışında konuştu. Aslında bu küresel ısınma meselesiyle ilgili temel hikaye belli. Güneşten dünyaya ultraviyole ışınlar geliyor, yeryüzüne çarpıyor, geri yansıyor. Hepimiz biliyoruz. Geri yansırken bunu tutan bir takım gazlar var. Sera etkisi yaratan gazlar var. Sera gazları var. Bunların başında karbondioksit emisyonu geliyor, metan vesaire vesaire geliyor. Geriye doğru yansıma olduğunda eğer siz bu gaz tabakasını kalınlaştırırsanız aynı seranın altında nasıl ısı muhafaza ediliyorsa dünyada da ısı o şekilde muhafaza ediliyor. Dolayısıyla bunun ardından da iklimde değişiklik meydana getiren hareketlenmeler oluyor. Kutsal kitaplarda da geçiyor. Hazreti Yusuf'un hikayesini hepiniz duymuşsunuzdur değil mi? 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. Aslında eskiden beri var. Kağıda yazmaya başlamadan önce duvarlara yazarken de var. Dünyada zaman zaman bu çevrimler oluyor, bu büyük değişiklikler oluyor. Ama hiçbiri bu kadar insan yapımı değildi. Bu sadece bilimsel bir mesele olmanın ötesinde de bir mesele. Aynı zamanda bir politik mesele. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yapacağı katkılardan önümüzü daha iyi görmek ve kentin geleceğini daha iyi yönetmek için bu toplantıyı düzenledik. Ve bu ve buna benzer geçtiğimiz günlerde Turizm Şurası, Spor Şurası da yaptık. Bunlar yol haritaları olsun. Çünkü biz günün telaşı içinde durup düşünmeye fırsatı olan insanlar değiliz. Hayat devam ediyor. Ben buradan çıkıyorum. Bambaşka yerlerde bambaşka konularla uğraşıyorum. Düşünmeye zamanım olmuyor. Sizler düşünüp bize şunu yapın diyeceksiniz. Biz de onları yapmak için yol alacağız. Bu çalışmalar çok kıymetli. Hepimizin bildiği bir şey var. Dünyayı kirletenler gelişmiş ülkeler. Standartları koyanlar da onlar. Dolayısıyla birçok ülkenin daha doğrusu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere... Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başkan Büyükakın'ın ardından söz aldı. Düşündüklerinizle yaptıklarınız arasında bir fark varsa orada problem vardır. Dünyada bu noktada bir samimiyet problemi vardır dedi. Teknolojilerle bunları zorlamalarını... Dünyada milyarlarca insan aç dururken, işte aşıya ulaşamazken açıkçası bu vahşi kapitalizmin tüm vahşiliğini üçüncü dünya ülkelerine dikte ettikleri bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bizim gibi medeniyet iddiası olan,
dünü, bugünü, yarını belli olan ülkelerin de bu standartları yakalama konusundaki gayretleri devam ediyor. Benim sık sık geçtiğim bir yer, çünkü başka geçecek yer yok. Kocaeli benim sık sık geçtiğim bir yer, çünkü başka geçecek yer yok. Anadolu'ya gitmek için buradan geçmek zorundasınız. Eskiden denizi görünce içim burulurdu ama şu anda tertemiz bir deniziniz var. Gerçekten güzel gelişmeler olmuş. Kokan bir körfezden temiz bir körfezi konuşuyoruz. Tamam. Gazeteci ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu da etkinlikle konuştu. Çok girip yemek yemedim. Çok çay kahve içmedim ama dağlarında çok çay içmişliğim var. Yaylalarını gezmişliğim var, Çerkez köylerini dolaşmıştım var. Gerçekten muhteşem bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı kapsamında günümüzde gittikçe artan çevre sorunlarının ve bu sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Şuranın açılış toplantısının ardından 13 ayrı başlıkta odak çalışma grupları oluşturulacak. Aydın'da hayvancılığın gelişmesi için destekler vermeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, şimdi de küçük işletme sahibi arıcıları arı kovanı hibe ederek destekliyor. Bu yıl yaz aylarındaki yangınlar ve 2 yıldır etkisini göstermekte olan kuraklık yüzünden istedikleri verimi alamadıklarını söyleyen arıcılar, verilen desteğin çok kıymetli olduğunu söyledi. Konular benim konulara göre daha iyi, çok iyiyim. Benim altı ahşap olduğu için yağmurda altı şey oluyor, çürüme yapıyor. Bunlar altı plastik olduğu için daha sağlam. Yani bu konular sayesinde bu sene daha kazançlı, verimli olacağını umuyorum. Özden Başkan'a çok saygılar, sevgiler. Çok sağ olsun. Arıcıların hep yanında oldu. Kovanlar ya gezginci arıcılık için ideal. Alttan havalandırmalı, önden polen tuzaklı. Yani doğadaki polenin israfı olmaması adına, arıların iyi kışlaması adına güzel bir kovan. İlk başlangıçta masraflı oluyor bu arışı ama bir yani kovan sıkıntı oluyor biz zaten. Vallahi memnun olduk. Teşekkür ederiz. Yani böyle bir desteğim olması güzel bir şey. Unutulmadığımı hissettim. Çiftçilikte de yani hayvancılıkta da piyasa durgun. Piyasa durgun. Arıcılık yapalım dedik. O da kuraklıktan bir şey alamıyoruz. Yani ayakta durmak için bir şeyler mücadele ediyoruz ama Büyükşehir'in hani bunu yapması unutulmadığımıza hatırlattı bizi yani. Hibeler Aydın'ın 17 ilçesinde 100 ve altında kovanı olan üreticilere yapılırken dağıtımlara katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu yüksek maliyetler yüzünden çok zor durumda olan bütün çiftçilerimizin her zaman zaten yanında dedi. Kuraklıklardan dolayı ve bölgemizde yaşayan yangınlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun projelerinden biri olan arıcılara bu kovanlardan teslim ettik. Arıcılara bir nebze olsun, üreticilerimize destek olalım amacıyla bu desteği vermeyi uygun gördük. Üreticilerimiz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ilettiler. Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği, Kars'ın 101. Rus işgalinden kurtuluş yıl dönümü kapsamında bir gece düzenledi. Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları İlhami Yılmaz ve Abdullah Derle birçok meclis üyesi katıldı. Karder Derneği Başkanı Orhan Çerkez ve katılımcılar etkinlikte birer konuşma yaptı. Asırlarca Kafkasların kilidi, ticaret ve sanatın merkezi, bilginin ve eğitimin köşe taşı olan Kars'ımız, 7 düvele savaş veren bir imparatorluğun kaybettiği ilk topraklarındandır. Pes etmeyen Kars halkı her şeye rağmen işgale karşı direnmiş, Kazım Karabekir Paşa'nın komutasındaki Türk ordusu Kars'ı işgalden kurtarmıştır. Askerlerimizin yöre halkının verdiği mücadelede şehit ve gazi olanları minnetle ve şükranımı sunuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları sevince, esareti özgürlüğe, ümitsizliği onurlu bir geleceğe,
çağ dışı kalmış bir yaşama aydınlık ve çağdaş bir kimliğe dönüştürmenin adıdır Kurtuluş. Bağımsızlığının ve Cumhuriyet'in ilk konuşulduğu ilimiz Kars'ı, bugün 101. Kurtuluş Yıl Dönümü. Hepimize hayırlı olsun. 30 Ekim 1920'de Kars'ın işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanmış oluyor ve yeniden artık uzun bir aradan sonra yeniden ana vatan topraklarına katılmış oluyor. Kutlu olsun diyorum. Etkinlik konuşmaların ardından konser ve dans gösterilerinin sunumuyla devam etti. Katılımcılar Kars'ın kurtuluşunun 101. yılını coşkuyla kutladı. Bunu mu da al? Burayı sıfırlayalım abi. Bunları da alalım mı? Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, yalnızca ilçe turizmini değil, bölge turizmini de canlandıracak Kral Yolu projesini hayata geçiriyor. Pamukkale, Hierapolis, Yenicekent, Tripolis, Buldan Kültür Mirası ve Süleymanlı Yayla Gölü'nü içine alan Kral Yolu güzergahında çalışma başlatan Başkan Şevik, yol güzergahında yapacağımız çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmalarıyla projemize de start vermiş olacağız dedi. Şevik, mahalle ziyaretleri kapsamında Kral Yolu olarak adlandırılan eski ticaret yolu üzerinde de incelemelerde bulundu. Başkan Şevik, Buldan'ın Sınır Mahallesi Mahmutlu Mahallesi'nden başlayarak Yenicekent Mahallesi, Oğuz Mahallesi ve Buldan Yol Güzergahı'nda yapılacak küçük dokunuşlarla eski ticaret yolunu yeniden canlandırmak istediklerini belirtti. Başkan Şevik'in talimatı doğrultusunda Tripolis Mahmutlu Yol Güzergahı'ndaki rekreasyon alanında geniş çaplı temizlik çalışması başlatıldı. Başkan Şevik, yol boyunca görüntü kirliliği oluşturan atıl durumdaki binaların gerekli izinler alınarak temizleneceği bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Şevik, öncelikle Denizli-Alaşehir yolu üzerinde girişi olan tüm mahallelerimize yeni tak yapacağız. Tak projelerimizden biri de Oğuz Mahallesi girişine yapılacak. Oğuz Mahallesi girişinde bulunan ve vatandaşlarımızın çöplüğü haline gelen boş alanı da değerlendirmek istiyoruz. O çirkin görüntüyü ortadan kaldırarak burasını yeni bir rekreasyon alanı olarak hem Buldanlı hemşerilerimizin hem de Denizli-Alaşehir yolunu kullanan yolcularımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Berküm Kadın Kooperatifine tahsis edeceğimiz alanda ilçemizin yöresel dokumaları, lezzetleri de burada tanıtılacak dedi. Bunu da al, burayı sıfırlayalım abi. Bunları da alalım mı? Çok. Tamam. Buraya güzel bir park haline getirelim. Kabul edenler oy birliğinden kabul edilmiştir. Çameli Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi. Toplantıda 11 madde görüşüldü ve oylamaya sunuldu. İlk 5 madde komisyondan geldiği şekliyle 7, 8, 9. maddeler oy birliğiyle kabul edildi. 6. 10. ve 11. maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısı 1. bileşiminin 1 Aralık 2021 çarşamba günü saat 11'de olması oy birliğiyle kabul edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı belediye meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü. Müdürlüklerden gelen konuların komisyonlara havale edildiği toplantıda Kuşadası'na özgü endemik bitki türü olan tülüşahın korunmasını amaçlayan önemli bir karar alındı. Halk arasında aydın gaşağı olarak da bilinen tülüşah bitkisinin Yaylaköy mahallesindeki koruma parselinin genişletilmesine karar verildi. Karara göre koruma parselinin yanındaki araziyle yol olarak görünen kısmın imar planı değiştirilerek alana eklendi. Söz konusu arazinin yerine ise eşdeğer bir alan tahsis edilecek. Ya
Kasım ayı olan meclis toplantısında restoran ve kafelere uygulanan sınırlı işgaliyenin yeni kullanım alanları da belirlendi. Alınan sınırlı işgaliye kararı kapsamında genişliği 8 metreye kadar olan sokaklardaki işletmeler 1 metre 40 santim, 12 metrenin üzerindeki sokaklardaki işletmelerse 2 metre 80 santim masa ve sandalye işgaliyesi yapabilecek. Bina çekme mesafesi bulunan işletmeleri kapsamayan uygulamayla işletmeler arasındaki haksız rekabetin önüne geçilecek. Belediye Başkanı Ömer Günel alınan kararla ilgili uygulamada iki sokakta sorun yaşandı. Çekme mesafesini hesapladığımızda bazı işletmelerin kullanım alanlarında adaletsizlik oluştu. Bu sebeple yeni işgaliye sınırlarını belirledik dedi. İşgaliye konusunda sınırlı işgaliye uygulamasını ilk yıldan beri yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Ve öyle bir şey yaptık ki sınırlı işgaliye uygulamasını meclis kararına bağlamayı arz ettik. Çünkü hiç kimseye karşı özel bir inisiyatif gütmeden kurallarla işgaliyeyi uygulayalım mantığımız vardı ve bugüne kadar da iyi geldik. Ancak uygulamada iki sokakta sorun yaşadık. Yani bir adaletsizlik oluştu. Bunlardan birisi Öge Sokak, bir diğeri de Bülent Çağatay sokakta. Biz sadece kafe ve restoranlarda çekme mesafelerinin kullanması kararını uyguluyoruz biliyorsunuz. Onun dışında sıfır işgaliye. Fakat şunu gördük. Çekme mesafelerinde o bölgedeki restoranların bir kısmında çekme mesafelerinde sadece uygulamasına müsaade edersek hem önlerinde ciddi bir boşluk var hem de restoranların mutfağı olmadığı için kullanmaları imkansız hale geliyor. Yani adamlar resmen işletmeyi kapatmak zorunda kalacaklar. Bunun üzerine objektif bir kural nasıl geliştirebiliriz diye arkadaşlarımızla bayağı çalıştık. Zabıta müdürümüz, ekip arkadaşlarımız bütün çarşıları ölçtü. Yani uyguladığımız, belirleyeceğimiz objektif kural diğer yerlerde adaletsizlik doğurur mu diye veya bir iltimas havası doğurur mu diye ona göre bir kural geliştirebildik. Objektif bir kural haline getirebildik. Böylece Ahmet'e başka, Mehmet'e başka uygulama gibi bir risk ortadan tamamıyla kalktı. Kuşadası Belediye Meclisi'nde Bosna Hersek'in 4. büyük kenti olan Zenica ile kardeş şehir olma kararı alındı. Turizm komisyonuna da bir görev verelim. Buradan eğer uygunsa kardeş kentlerle ilgili bir çalışma yapıp hangi kardeş kentte ne yapabileceğimize dair dış ilişkilerden de bilgi alarak meclise bir sunum yapabilir. Ne dersiniz? Gündem dışı bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Efeler Belediyesi arama kurtarma ekibi üyeleri, Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire alanına yapılan tırmanma duvarında eğitim aldı. Doğada arama kurtarma vakalarında kullanacakları teknik ve yöntemleri içeren eğitim tam gün devam etti. EFAK üyeleri eğitimin öğleden önceki bölümünde dağcılıkta kullanılan ipler, iplerin özellikleri, düğümler, dağcılıkta kullanılan ekipmanların özellikleri, kullanım alanları ve malzemelerin çeker güçleri, emniyet alma, lider tırmanışı ve iple iniş teknikleri gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirildi. Eğitimin öğleden sonraki etabında ise tırmanma duvarında lider tırmanışı, toprop tırmanış, emniyet alma konularında uygulamada eğitimler verildi. Yapılan eğitimlerle EFAK üyelerinin olası bir afet ve acil durumlara müdahalelerde daha yerinde ve hızlı hareket etmeleri amaçlanırken eğitimlerin rutin aralıklarla devam edeceği bildirildi. Kentin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden Nazilli Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Son olarak Pınarbaşı Mahallesi Malhallı Mezarlığı mevkiinde çalışmalarını yürüten ekipler, söz konusu alanda istinat duvarıyla güçlendirme yaparak bölgeyi güvenli bir hale getirdi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe sınırları içerisinde merkezden kırsala ihtiyaç duyulan tüm noktalarda istinat duvarı çalışmalarının yapıldığını belirtti. Can ve mal güvenliğini tehdit eden noktalarda faaliyetlerimize devam edeceğiz dedi. Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarla eksikliklerinin bir bir tamamlandığını dile getiren mahalle sakinleri desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür etti. Marmaris'in en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalı Çarşı'da hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada üst tentelerin eskiyen bölümleri bakım ve onarımdan geçiriliyor.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri yazın sıcaktan, kışın da yağmurdan koruyan tentelerde zamanla yıpranmalar meydana geldiğini, bunun da yağmurda sızıntılara yol açtığını söyledi. Birbirine bağlı sokaklardan oluşan kapalı çarşıda yaklaşık 600 metre uzunluğundaki oluklarda ve çatılarda tadilata devam ediyoruz. Bölge yaşayanlarından gelen şikayetleri de göz önüne alıp ihtiyaç görülen noktalara öncelik vererek çalışmaları sürdüreceğiz dedi. Tamir ihtiyacı olmamasına rağmen tentelerin üzerine atılan çöpler nedeniyle yağmur suyu kanallarında tıkanma yaşandığını ifade eden yetkililer, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Yetkililer, etraftaki binalarda oturan duyarsız vatandaşların attığı atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğümüz rutin olarak temizliyor. Ancak kimi zaman yağmur suyu kanallarını tıkayan pislikler nedeniyle yağmur yağdığında taşmalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz açıklamasını yaptı.